Sevgili Bursasporlular, Ömer Erdoğan'la birlikte karşınızdayız. Kaptan Köşkü programıyla yayındayız. Kaptanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen haftayı boş geçtik. Evet. Milli maç arası nedeniyle o aradan faydalanmak üzere maç sonrasında 3 günlük bir tatil yaptınız. Dinlenme fırsatı buldunuz ve dolayısıyla biz Kaptan Köşkü'nü bir hafta ertelemiş olduk. Evet. Bugünün gündemi, aslında bu haftanın gündemi çok, çok yoğun. İşte milli takım, Fenerbahçe maçı, basketbol mutlaka izliyorsundur. Sen de bir spor adamısın. Sel felaketi. Yani gündemde spor ve sporun dışında ne ararsan var. Evet. Ama biz böyle kısaca bir hatırlatma yapmak babında bir Trabzon maçını, çünkü konuşamadık biliyorsun. Trabzon maçını bir kısaca değerlendirelim. O maç sonrasında otoriteler tarafından bir puan mı kazanıldı, iki puan mı kaybedildi şeklinde bir tartışma gündeme gelmişti. Sen nasıl bakıyorsun? Bir puan mı kazandık, iki puan mı kaybettik? Öncelikle bu sel felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarına baş sallıyorum. Kalanlara da Allah sabır versin. İnşallah daha çok büyük kaybımız olmaz. Çünkü biz burada televizyondan izliyoruz. Gerçekten çok üzücü şeyler insanlarımız yaşıyor. İnşallah bu son olur. Maça gelince, Trabzon maçı öncesi biliyorsunuz yine iddialı bir şekilde oraya gittik. Trabzonspor'dan bu kötü gidişatından faydalanıp buradan 3 puanla veya en kötü ihtimal 1 puanla dönmek istiyorduk. Maça da iyi başladık. 1-0 öne geçtik. Tam her şey istediğimiz gibi oldu. Çünkü biz oradan aslında ilk bir 10-15 dakika bir baskı bekliyorduk ama ilk 10-15 dakika oyun kontrolü tamamen bizim elimizde. Hiç pozisyona vermeden topun oyun hakimiyeti bizde olan ve pozisyon arayan takım bizdik. 1-0 öne geçtik. O 1-0'dan sonra ister istemez o dışarıdan gelen taraftar baskısıyla Trabzonspor biraz canlanırmış gibi oldu ama ona rağmen böyle hani üzerimize sürekli baskılı oynayan veya pozisyona giren bir Trabzonspor yoktu. Daha fazla biz kontrollü şekilde yine savunma alanımızda savunmamızı yapıp kazandığımız toplarla işte çabuk oyuncularımızla pozisyon bulmaya çalıştık. Hiç işte beklenmediğimiz anda bir gol yiyip 1-1 maça ortak oldular yine ve ilk yarı öyle bitirdik. İkinci yarın başladığında biraz bocaladık açıkçası. Bir 10 dakika böyle daha fazla kendi yaptığımız pas hatalarından işte Trabzonspor'a bir iki tane pozisyon verdik. Tabii ki o da hem taraftarlarını ateşledi hem de Trabzon'un özgüveni yerine getirdi ama sonra yine oyunu kontrol altına alıp bence ikinci yarı daha net pozisyonlara giren ve galibiyeti kaçıran biz olduk. Ama sonunda bir puan Trabzon'dan almak hiç takip puandan ettiniz. Dönmemekten daha iyidir. Gönül ister buradan 3 puanla dönüp devam ettirmek serimizi ama bir puan da bizim için açıkçası sevindirici oldu. Sen her seferinde söylersin yani rakip çok önemli değil diye. Ben maçla ilgili düşüncelerini sorduğumda önemli olan kendi oyunumuzu kabul ettirebilmek, sahaya yansıtabilmek dersin. Ama bu önemli olan mevzuda bence zaman zaman sıkıntı yaşanıyor. Sen kontrollü oyun dedin ama sanki ben skor avantajını elde ettikten sonra takımın biraz fazla geriye çekildiğini ve Trabzonspor'u bu haliyle tahrik ve teşvik ettiğini düşünüyorum. Sen katılıyor musun buna? Evet, hani katılıyorum. Şimdi bu tabii ki bizim hocamızdan verilen bir taktik değil. O sağ içinde o an duygusal düşünceyle bir refleks olarak herkes şimdi biz savunma oyuncusu tamam zaten biz savunmada görevimizi alıyoruz. Kaleye en yakın kendisi kalemizi savunan oyuncular zaten biziz ama otomatikmen olarak iyi niyetli olan futbolcu arkadaşlarımız tamamen işte bize yardım etme amacıyla geriye bize geriye geliyorlar. Öyle bir görüntü doğuyor. O zaman tabii ki Trabzon'da daha çok atak yapmış gibi cesurlu oynamaya başlıyor. İster istemez bizde de böyle bir panik havası başlıyor. Halbuki işte dediğiniz gibi 1-0'dan sonra o golden önceki gibi yine iyi bir şekilde, organize bir şekilde atakları yapıp gol arasak belki ikinciyi çok de bulacağız. Farklı bir sonuç. Ondan sonra ikiyi bulduktan sonra eminim maç bambaşka boyutlar aldık. İşte o bir refleks veya ne bileyim o gün zaten maça insan oraya giderken o kafasında bir şeyler hayal ediyor. Hani bir beklenti oluyor. İnsan diyor ki ya Trabzon kötü durumda işte dışarıdan veya medyadan takip ettiğimiz şeyler veya aramızda konuştuğumuz bütün konuşmalarda işte Trabzon'un bir baskısını ister istemez futbolcu bekliyor. Çünkü daha önceden öyle insan dolduruyor kafası. Orada da işte o refleksten golü attıktan sonra işte aman işte bir 10-15 dakikalık bir dönemde gol yemeyelim onu atlattıktan sonra halbuki 10-15 dakikada tam tersine daha fazla atak oynayıp da orada ikinciyi arasak eminim hiç onların zaafından bitirip taraftarların tepkisiyle de maçı bambaşka boyuta getiririz ama işte
ister istemez herkesin iyi niyetiyle, koruma niyetiyle biraz arkaya çekiliyoruz ve orada da tabii ki Trabzonspor'a da kolaylık sağlamış oluyoruz veya evet. herhangi bir takım kim olursa. Neyse biz başka bahara diyelim. Galibiyet hevesimiz kursağımızda kaldı yine ama evet. umarım önümüzdeki sezon bu sefer galibiyete ulaşırız. İlk puanımızı aldık 14 sene sonra. Gelelim Eskişehir maçına. Milli maç arası nedeniyle oynadığımız, Atatürk Stadı'nda oynadığımız karşılaşmaya. Sen oynamadın, forma evet. giymedin ama seyrettin sanıyorum yanılmıyorsam. Nasıl buldun maçı? Orada daha fazla ilk işte 3-4 lig maçında forma şansı bulamayan arkadaşlarımız görev aldı. Gerçekten de çok iyi bir oyun sergilediler. Sahada olan bütün arkadaşlarımız o sıcak havaya rağmen güzel bir mücadele sergilediler ve haklı bir galibiyet aldılar. Ne kadar bir hazırlık maçı olsa da bile bu hocamız açısından çok önemliydi. Kendisi de belirttiği gibi işte hem orada son durumlarını arkadaşlarımın görmek açısından hem de maç havası farklı oluyor. Maçta insanlar daha kendini iyi hazırlıyor. Onlar da hazırlık maçında her şeyi doğru yaptılar ve güzel bir galibiyet aldılar. O haftayı da iyi değerlendirmiş olduk. Maça damgasını Bataja vurdu attığı evet. gollerle. Evet. Nasıl buldun? İyi oyuncu Bataja. Zaten tartışmamıza gerek yok. İşte biliyorsunuz o da aramıza geç katıldı. Onunla bir lisans problemi vardı. O da tabii ki onun açısından sıkıntılı evet. bir dönemdi. Çünkü belirsizlikti. Özel maçlarda oynatamadık. Yanlış hatırlamıyorsam ilk özel maçıydı. Onun için de tabii ki oynaya işte arkadaşlarından uyum sağlaya kendini takım için adapte edecek. Güzel bir başlangıç yaptı. İnşallah lige de yansır. Evet, gelelim Fenerbahçe karşılaşmasına. Evet. Yani Bursaspor'u ciddi bir sınav bekliyor. Evet. Bütün Bursa heyecanla bu maçı bekliyor. Fenerbahçe karşılaşması Bursaspor için ciddi bir tartı, bir ölçüm maçı olacak. Hazırlıklara devam ediyorsunuz. Bu milli maç arasını mutlaka iyi değerlendirdiniz. Yaptığınız antrenmanlarla, takıma geç katılan oyuncularla. Evet. Dün çalışma sanıyorum yarıda kaldı. Evet. Acayip bir fırtına koptu ve içeri girmek zorunda kaldınız. Nasıl gidiyor Fenerbahçe maçı hazırlıkları? Takımın havası nasıldır? Bir özetleyelim istersen. Ya zaten işte bu tür maçlarda sürekli hocalar da dile getiriyor. Hani futbolcu fazla motive etmenize bile gerek kalmıyor. Zaten herkes, tüm futbolcular maça konsantre olmuş. Ekstra bir motiveyle o maçı bekliyorlar. Biz de heyecanla o maçı bekliyoruz. Çünkü bizim maçımızdan hem kendimizi tartma açısından çok önemli maç. Çünkü Fenerbahçe'nin 12 puanı var. Bizim 7 puanımız var. O üst gruptan kopmamak için içeride mecbur galip gelmemiz gereken bir maç. Ve tüm Türkiye'nin gözü bence bu maçta olacak. Çünkü hem Fenerbahçe'nin işte sezona iyi başlaması ve Bursaspor'un geçen yıldan ikinci yarıdan beri güzel bir çıkışı var. Herkes eminim bu hafta derbiyle birlikte. Televizyonun karşısında olacak tabii ki, herkes değil mi? Herkes Bursaspor'u da merak edecek. Acaba Fenerbahçe daha önce aldıkları galibiyetler bir hani rakiplerin zaafından mı yoksa gerçekten Fenerbahçe iyi olduğundan mı yoksa Bursaspor'da nasıl direnç gösterecek? Evet. Yine Bursaspor daha önceki içeride oynadığı maçlardaki gibi atak oynayıp baskılı oynayıp geçen sezonki gibi Fenerbahçe içeride yeneceğini düşünüyorum ben. İnşallah bunu izleyenlere de gösteririz. Evet, gerçekten çok zor bir maç olacak Bursaspor için. Ciddi kaliteli bir ekip yani. Kadroyu böyle tek tek değerlendirdiğinde hakikaten maçın sonucunu her an evet. değiştirebilecek yeteneklere sahip. Emre'nin oynamayacak olması bir avantajdır sanıyorum. Tabii. Katılıyorsun sen de. Yani Fenerbahçe'de özellikle şunu sormak istiyorum ama tabii soruş şekli de çok önemli. Mutlaka çekindiğin hiçbir oyuncu yoktur ya da ne bileyim çekindiğiniz hiçbir oyuncu yoktur da. Özel önlem olarak düşündüğünüz, özel önlem alınması gerekir bu oyuncu diyebileceğiniz ya da birkaç oyuncu var mı? Bence Fenerbahçe'nin en tehlikeli oyuncu yine Alex. Çünkü bütün gollerde veya duran toplarda usta ya. Gerçekten maçın hem kendi gol atıyor hem gol attırıyor. Fazla koşmuyor gibi gözüküyor ama çok önemli işler yapıyor. Topu iyi koşturuyor. İşte hem onu durdurabilir ve biz de onun atacağı topları önceden hissedip kesersek inşallah arkada fazla problem yaşamayız. Ve topu kazandıktan sonra kendi oyunumuzu sahaya sergiler ve biz gol pozisyonlarına girip golleri değerlendiririz inşallah. Manisa maçında da yani böyle beklediğimiz kağıt üzerindeki kalitesini sahaya yansıtan bir Fenerbahçe'de yoktu. Bunu kabul etmemiz lazım. Tabii. Çünkü Manisa hakikaten kazanabileceği bir maçı kaybetti.
Dolayısıyla işte taraftar desteği de burada çok önemli. Maçın Atatürk Stadı'nda olması çok önemli. Bu ayrıca bir itici güç oluşturacaktır. Yani bir iyi direnç gösteren ve golü bulan bir Bursa Spor'un da maça asılacağını, galibiyete asılacağını düşünüyorum ben. Manisa Spor tabii ki o gün çok diri. Zaten biliyorsunuz diri bir takım. Direnç takımlara bence Fenerbahçe ve öbür takımlar da zorlanıyor. Biz de dirençli olacağımızı düşünüyorum. Baskılı biz oyun oynamaya çalışacağız içeride. Kimseden korkmamıza gerek yok. Orada çıkıp sahaya, kendi oyunumuzu sahaya sergilemeye çalışacağız. İnşallah bu konularda başarılı olur ve kendi oyunumuzu rakip takıma kabullendirir ve avantajlı duruma biz geçeriz. Evet. Bizim için de tabii ki kendi stadımızda, kendi seyircimizin önünde oynamamız çok büyük bir avantaj. İnşallah işte maçın başlangıcında maça iyi başlar ve ilk golü bulursak eminim çok güzel bir galibiyet alacağız. Evet, Bursaspor ve Bursaspor'lu taraftarlar tabii ki heyecanla, merakla bekliyorlar bu karşılaşmayı. Sercan milli takımdan dönmüş olacak. Evet. Bu arada yavaş yavaş milli takıma da gelelim. Milli takımın bu akşam son derece önemli bir karşılaşması var. Bosna Hersek maçı. Evet. Takip ediyorsun sanıyorum. Seyretmişsindir Estonya maçını da. Tabii. Nasıl bir maç bekliyorsun? Çok zor bir maç olacak kesin. Çünkü Bosna şu an avantajlı bir durumda. 4 puanlık bir fark var. Bosna'ya bir beraberlik bile yetecek. İçeride oynamaları onlar için çok büyük avantaj. Televizyondan takip ettiğim kadar da küçük bir statta oynuyorlarmış. Hani normal boyutlardan bir biraz daha küçük bir stat. Hem tribün olarak hem de sağ boyutu olarak da biraz daha küçükmüş. Ve zemini bozuk olan bir statmış. İnşallah Türkiye bu maçta güzel bir sonuçla ümidini son maçlara bırakır. Çünkü galibiyetten başka bir şansımız yok. Zor maç ama şimdi bugüne kadar biliyorsunuz son dönemlerde, son yıllar hep böyle eleme maçları olsun veya son grupla grup maçları olsun hep alnımızın akıyla çıktık. İnşallah bugün de yine o başarıyı elde eder ve son maçta hiç olmazsa şansımızı devam ettiririz. Tabii kaptan, işin zor tarafı Bosna Hersek maçıyla Bursaspor milli takım kazanmış olsa da bitmiyor işi. Yani bir puana düşmüş oluyor fark. Genel avarajlar hesap edilecektir. Kalan ikişer maç var. Bosna'nın son maçı İspanya'yla. İspanya'da grup liderliğini garantilemiş bir takım. Evet. Dünya Kupası final biletini cebine koymuş bir takım. Yani her an her şeyin değişebileceği, belki tabii de bu akşam bile çok şeyin netleşebileceği tabii ki bir karşılaşma olacak. Peki Estonya maçını izledin. Ben bu maça ilişkin hafta içinde yaptığım yorumlarda milli takım ciddi anlamda bir savunma problemi içerisinde, savunma hattı için söylüyorum, takım savunmasını söylemiyorum, bir problem yaşadığını düşünüyorum ben. Özellikle işte Gökhan Zan'ın sakatlanmasının ardından Önder Turacı da kadroya dahil oldu, maça dahil oldu daha doğrusu. Bugün de büyük ihtimalle Önder'le Servet oynayacak. Gökhan çok formsuzdu. Yani savunmada bir problem olduğunu iddia ediyorum. Sen bir savunmacı olarak neler söyleyeceksin? Tabii Estonya maçı ölçü olmaz. Çünkü Estonya maçında konsantrasyon eksikliği olmuş olabilir. Rakibi hafife almış olabilir. Çünkü Estonya maçından önce tüm otoriteler ve herkes Türkiye'ye farklı galip geleceğini düşünüyordu. Ve kağıt üstünde de favori bizdik ama işte o tür maçlar çok tehlikeli oluyor. Çünkü maça başlarken %100 konsantre olmayınca ve eğer takım halinde savunmayı yapmazsanız o tür maçlarda özellikle işte öyle bazı hatalardan gol yiyebiliyorsunuz. Allah'tan milli takımımızı golleri çabuk hazmedip hemen peşinden beraberlik golünü ve galibiyet gollerini attılar. Bugün eminim o kadar hata yapmayacaklarını düşünüyorum. Çünkü Bosna'da da geçen senenin Almanya Ligi'nin ikinci en çok gol atan golcüsü ve Almanya Ligi'nin en çok asist yapan futbolcusu var. Hani gerçekten ikisi de aynı Wolfsburg takımında oynuyorlar. Forvet hattında çok başarılı bir takımlar ama Bosna'nın da savunmasında çok büyük zaaflar var. Biliyorsunuz Nadarević orada bank oynuyor. Eskişehir'de yedek kalan futbolcu. Bosna milli takımı şu an savunmasının bank oyuncusu. Bunu iyi kullanmamız lazım. Hem takım olarak iyi savunma yapıp hem de önde eğer o gelen fırsatları iyi değerlendirirsek normal şartlarda Bosna da bizim rakibimiz olmaması gerekiyor ama bu tür maçların havası, atmosferi farklı. Bosna da ilk defa tarihinde böyle bir şansı elde etmiş olacak eğer bizi kazanırlarsa. Onu da sonuna kadar eminim kullanmak isteyecekler. Var gücüyle mücadele edecekler. En az onlar kadar iyi mücadele edip bizim
takım olarak, isim olarak da bu kaliteli futbolcularımız ön plana çıkarsa inşallah oradan da galip geleceklerini düşünüyorum. Tabii şöyle bir durum daha var. Yani sanki bu maçı Bosna kazanırsa işte Güney Afrika'ya gidiyormuş gibi bir hava var. Bu böyle bir şey yok. İspanya birinci. Evet. Bosna Hersek olursa eğer ikinci sırayı alacak. Ve Bosna'nın da playofflarda işi işte kolay olmaz. Bosna çıktığı anda neden işte Almanya, Portekiz gibi büyük ihtimalle ikincilerden playoff mücadelesine katılacak çok güçlü ülkelerle, takımlarla karşılaşmış olacak. Yani playoff'ta bir mukayese yaparsan Türkiye'nin işinden daha zor olacak Bosna'nın durumu. Tabii ki onlar da senin söylediğin gibi tarihte ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma şansını yürütebilmek, kullanabilmek açısından böyle bir şans yakaladıkları için de bu maça çok büyük önem veriyorlar. Mutlaka bir taraftar baskısı olacaktır. Hep Bursa'yla şey yapıyorum. Alışmış ağzımız Bosna. Orada enteresan bir hava baskı olacaktır. Tam bir deplasman olacak. Tabii. Türk milli takımı için. Sercan peki ilk kez forma giydi, golünü attı. Son derece heyecanlı bir şekilde hocasına koştu. Evet. Nasıldır Sercan'ın şu andaki ruh hali? Ya Sercan yine işte klasını gösterdi. Değil mi? Gerçekten. İnşallah bu akşam da görev alır. Yine alır mı sence? Ben yani açıkçası görev almasını istiyorum. Hani çünkü onun bence maçı olabilir. Çünkü Bosna içeride oynayacak, alan bırakacak. Sercan gibi çabuk futbolcuyu da eğer Bosna'nın da zaafı var biliyorsun savunmada. Sercan'la biliyorsunuz o konularda gerçekten yaşına rağmen çok soğukkanlı. Hani böyle çok stres yapan, işte kendini baskı altına alan bir futbolcu değil. Hiç çıkar maça iyi, çok rahat bir şekilde oynayabilecek kapasitede Sercan. İnşallah o son attığı maçtan sonraki moralle de bugün de Bosna'da bizi sevindirir. Yani ilk 11'de oynasa da sonradan girse de Sercan'a bütün yüreğimizle, bütün kalbimizle tabii başarılar diliyoruz. Tabii ki milli takımımıza da. İşte son olarak şeyi soracağım. İsa Bağcı genç kardeşimiz Eskişehir maçında forma giydi, dakika aldı. Nasıl buldun İsa'yı? Biraz heyecanlıydı galiba değil tabii mi? Tabii ki heyecanlıydı. İsa'yı geçmişine bakarsanız hani ben ondan sık sık konuşuyorum gerçekten. Çünkü o da gurbetçi çocuğu. Evet. Onlar o şekilde o hani o gurbetten gelen çocuklar biraz farklı oluyor. O psikolojiyi biliyorsun. Tabii biraz ilk dönemlerde bocalıyorlar. O konuda da yardımcı olmaya çalışıyorum. Geçmişine bakarsanız İsveç'te altyapısı almış. Çok genç yaşta değişik takımlardan, işte İspanya'dan değişik takımlardan gözde olan futbolcu. Yani sürekli İspanya davet edilmiş. Takip oradaki altyapıların takımlarına transfer teklifleri almış. Sonra çok ünlü İskoç kulübü Glasgow'un altyapısına gidip orada profesyonel A takımıyla idmanlara çıkmış. Hani boş bir futbolcu değil. Yani oralara gitmesi bile yaşından itibaren gerçekten büyük başarı. Onun haricinde U19 milli takımımızda da görev almış. Tabii ki zamana ihtiyacı var. Şu an biz ondan çok büyük beklentilerde bulunamayız. Önce bir Türkiye Ligi'ne adapte olması lazım. Kendi takımına adapte olması lazım. Bu adaptasyonda iyi bir şekilde atarsa zamanla inşallah o da şans bulur ve şansını kullanacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi değişik futbolcu, güçlü, fiziği güçlü, çalışkan, istekli. İnşallah o da ileriki dönemde Bursaspor'a katkı sağlar. Evet, Sercan gibi onu da milli takımlarda görme şansına sahip olabiliriz. Evet, çok teşekkürler programa katıldığın için. Fenerbahçe maçında sana ve takım arkadaşlarına, özetle Bursaspor'a başarılar diliyoruz. Sağ ol. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Bu akşam ekran karşısında olacağız. Ve umarım Bosna'dan gelen güzel haberle sevincimizi katlamış olacağız. İnşallah. Çok teşekkürler, başarılar diliyorum. Sağ ol. Evet, Kaptan Köşkü programının sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Haftaya yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.